Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yukarıdan aşağı, baştan yukarı her tarafından Asus olan bu oyuncu sisteminin detaylarına bakacağız. Ben videoyu anlatırken sistemin fiyatı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz açıklama kısmına bağlantıyı bırak. Şimdi arkadaşlar, her sistem videosunda yaptığım fix bir açıklama var. Onu tekrar yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu sistem olayının ıcığından cıcığından çok fazla anlayan bir insan değil. Benim topladığım sistemlerde dikkat ettiğim şey ne? Onu söyleyeyim ben size. Parçaların rüştünü ispat etmiş bir markanın çatısında toplanması. Şunu da bilmeniz lazım. Sistemin fiyatı özel arkadaşlar. Stoklarla sınırlı. Bu nedenle alacaksanız biraz elinize en azından indirimli fiyattan alabilmek için çabuk tutun. Gerekiyor. Geliyorum artık sisteme, başlıyorum ekran kartına. Kuşkusuz oyuncu sistemlerinin kalbi olan ekran kartında bu sistemde tercih olarak Asus'un RTX 3050 8 GB dual, yani çift fanlı modeli tercih edilmiş. Bu kart tabii ki de RTX özelliği var arkadaşlar, bunu belirteyim. İşte tensör çekirdekleri, duraksız işlem özelliğine sahip olması, hem de çoklu işlemciler sayesinde hem ışın izleme teknolojisinde hem de yapay zeka desteğini kullanan bir ekran kartı olan bu RTX 3050, Nvidia'nın ikinci nesil mimarisi olan Ampere teknolojisine sahip. Yani arkadaşlar, kartımız çiçek gibi. Zaten oyun testinde ve performans testlerinde de göreceksiniz, herhangi bir sıkıntı çıkaracak bir kart değil. En azından uzunca yıllar boyunca. İşlemci kısmına geçiyorum. İşlemcimiz Intel Core i5-10400F modeli. Bu işlemcide 6 core, 12 thread ve 12 MB'lık bir ön bellek bulunuyor. Şimdi şöyle bir durum var. İşlemci i5-10400F, bunu söylemiştim. Bizim buradaki temel amacımız sistemin fiyatını optimize tutabilmek. Yani hem sistemin fiyatını optimize tutalım hem de sistemimiz güçlü olsun gibi derdimiz olduğu için hem bu işlemciyle birlikte hem oyun oynayabilirsiniz kesintisiz rahat bir şekilde, hem de hani bir yayın yapma veya işte böyle profesyonel işler yapma gibi dertleriniz varsa bu işlemci bu anlamda da sizi üzmeyecek bir işlemci arkadaşlar. Geliyoruz RAM'lerimize. RAM'lerimiz arkadaşlar 3200 MHz bandında çalışan 2x8 GB'lık olarak konumlandırılmış sistemin içerisine. Yani anakartta 2 tane RAM slotu var. 2x8 oradan geliyor da neyi anlatıyorum size acaba, ben devam edeyim. Şöyle bir durum var. Sistemin belleğinin en azından 16 GB olması yat performans anlamında beni memnun ediyor. Oyunları bayağı rahat ve akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani sistem hala optimize çizgisini koruyor. Sıramız geldi anakartımıza. Anakartımız Micro ATX boyutlarında Asus Prime H510M-D modeli arkadaşlar. Şöyle bir avantajımız var. Bu anakart 64 GB 3200 MHz bandında çalışan RAM'e kadar destekliyor. Yani RAM'i 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bir diğer avantajlı durum ise yine oyuncu sistemlerinde hayati önem taşıyan M.2 SSD slotu. Bu anakartımızda M.2 SSD slotu da var. Var olmakla kalmıyor arkadaşlar. Çünkü bazen fiyat performans sistemlerinde SSD koyulup M.2 SSD ile anakart takılıp M.2 slotunu boş bırakabiliyoruz fiyatını dengelemek için. Peki SSD'miz ne? SSD'miz VD marka M.2 ve 480 GB'lık bir depolama alanına sahip. Şöyle bir durum var. 480 GB yeterli mi sorusu gündeme geliyor. Şimdi 2-3 tane oyun yüklediğiniz zaman dolar. Ama burada ne yapabiliyorsunuz? İşte ince hesabın web sitesine girerek arkadaşlar sistemi özelleştirebiliyorsunuz. Oraya bir tane HDD ya da SSD takabiliyorsunuz. 1 terabaytlık. Özellikle böyle kompetitif, rekabetçi dediğimiz oyunları oynuyorsanız 480 GB'lık M.2 SSD gayet yeterli olacaktır. Bu M.2'nin olayı şu arkadaşlar. Bu yükleme ekranları, haritanın yüklenmesi, oyuna giriş hızınız falan filan. Yani bu ekranlarda normal SSD veya HDD kullanıcılarına göre çok daha az bekliyorsunuz. Olayı bu yani. Artık geliyorum benim bu sistemde en sevdiğim şeye, kasaya. Kasayı neden çok sevdim bunu bilmiyorum arkadaşlar. Son derece sade bir görüntüsü var ama şu önündeki şu şeritler var ya, benim bayağı bir hoşuma gitti. Gayet kasaya hava katmış. Bunun haricinde işte klasik oyuncu kasası arkadaşlar. Üzerinde bir adet şey var. Şurada bir yerde olması lazım. Bir şansımı deneyeyim. Aynen, RGB ışıklarını yönetebileceğiniz bir adet buton var. Şöyle birkaç tane basayım. Siz de görün. Aynen böyle işte gökkuşağı var, o var. Artık öğrendik bunları ya. Yani işte burada düğmesi var. Basıyorsun abi. Bunun renkleri değişiyor. Kasanın içerisindeki bütün fanlar RGB arkadaşlar. Hepsi 120 mm'lik ve toplamda 4 adet. Bu arada kasanın modelini söylemedim. Asus TUF GT300 bir modeli. Yavaş yavaş oyun testimize doğru giderken geliyorum güç kaynağımıza. Güç kaynağımız arkadaşlar Asus'un TUF serisi, yine 550 watt'lık 80 Plus sertifikasına sahip bu güç kaynağı. Bunun haricinde bir de fanlarında kullanılan özel bir teknoloji sayesinde değerli arkadaşlar, bu güç kaynağının ömrü diğer standart fan kullanan güç kaynaklarına göre daha uzun. 550 watt biraz kafanızı karıştırabilir. Hani ileride modifiye etmek isterseniz, en azından 3090'lara falan filan çıkmak isterseniz power supply'ınızı da değiştirmeniz gerekir. Fakat bu ekran kartı baremle
bedenlerinde kalırsanız gönül rahatlığıyla kasanızda upgrade edebileceğiniz bir güç kaynağı kendisi. Ömrü uzun yani. Artık geliyorum oyun testlerine. Hele şükür yani. Keşke bunu başta yapsaydım ama videonun kurgusu böyle olmadı. Geçelim oyunlarımıza. God of War'ı yüksek ve orta ayarlarda size iki şekilde oynadım. Her iki ayarlamalarda da oyun ben oynarken en azından burada testi yaparken herhangi bir takılma, sorun, yavaşlama veya böyle bir ekranda yırtılma gibi bir sorunla karşılaşmadım. Aldığı FPS değerleri de God of War gibi güçlü bir oyunu hesaba katacak olursak bence gayet yeterli ve gayet güzel bir oyun deneyimiydi God of War Money in the carry on them boy planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if he won't take a lazy day. Wifey with me told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get it done. I said it before, I'm a one-on-one. I just count some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want that chain, you better cop a vest. You want that check, but can you make it stretch? One been a boss. Play the game, pay the cost. Heard your rollie TikTok. Need to get another watch. Just picked up some bands. Come again. They do what I do. I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do. I'm like Simon Says. Just picked up some bands. Come again. They do what I do. I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. Why check cashier, yeah, nah, need my money line. Why check cashier, yeah, nah, need my money line. Why check cashier, yeah, nah, need my money line. Watch out for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no phonies, no, no, no. Need no snakes, no only homies, down for show. Go, 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 get a book and get the front and we load up and roll, roll, roll. I got kids, yeah, I got staff, I make a lot, need more, more, more. I sell records, you sell packs, not on my level, no, no, no. I'm a pop star, I'm a rock star, I'm a one-on-one. Think I'm not hard, you smoke rock, car waste, man, why you dumb? I'm with airline, we on airlines like we on the run. I'm with Tay Tay, girls run up on me, they done. Money line, I'm a runny. Velhasıl kelam değerli arkadaşlar, bol bol oyun testi yapmaya çalıştım. Tekrar hatırlatayım, sistemin fiyatı hem gün anlamında hem de stok anlamında sınırlı arkadaşlar. Bu nedenle alacaksanız biraz hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Sistemi özelleştirmek isterseniz ince hesabın web sitesinden özelleştirme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Atıyorum bir HDD veya bir SSD 1 TB'lık takılabilir kendisine. Bir de sistemle birlikte gelen Asus'un BT400 Bluetooth modülü var. Onu da hemen belirteyim, hediye olarak ekleniyormuş sistemin içerisine. Bu da benim son sözüm olsun arkadaşlar. Sistemi satın almak isterseniz ve hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz açıklama kısmına bağlantı bıraktım. Umarım bu sistemi satın alan arkadaşlarımız güzel güzel keyifli oyunlarını oynarlar. Videomun da sonuna geldik. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.